Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Battle for Middle-earth 2'de Ulus Savaşları turnuvasında elflerle cüceler kapışacak. Bakalım bu kapışmayı kim kazanacak? YouTube'dan izleyen arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Evet, maçımız başladı. Haritanın üst tarafında cüceleri görüyoruz. Haritanın alt tarafındaysa elfler var. Evet, bakalım şimdi. Oyun takıldı. Ha. Ekonomi binasıyla başlayan elfler görür. Ne olmuş? Ne Uhud'u ya, zorba. Yandan niye boş yapıyorsun ya? Allah'ım ya Rabbim. Ben de ciddi alıp okuyorum. Ulus savaşı dedim. Ulus savaşı demedim. Evet, iki ekonomi binası ve bir asker çıkarma binası yapıyor. Kimmiş bu? Teo. Sol taraftaki iki ekonomi binası yapmış. Üçüncüye mi gidiyor burada? Tıklayamıyorum. Üçüncü ekonomi binasını atarken dördü de mi atıyor? Evet, dördü de attı. Bakalım cüceler ne yapıyor? İki ekonomi binası başlamış. Karşı tarafa mı gidiyor? Ne yapıyor buraya? Evet. Karşıya yakın bir yere de atmadı aslında. Şuraya atsa anlardım da. Üçüncü ekonomi binasını yaptı cüce. Ayrıyeten bir de Hall of Warriors yapıyor. Peki buradaki cüce ne yapıyor derseniz. Aha, farklı bir başlangıç görüyoruz. Evet. Forgeworks başlangıcı gelmiş. Battle Wagon'la başlayacak. Karşı taraf ha, bak sen. Karşı tarafta kılıçlı yapmayı tercih etti. Gerçi Battle Wagon'a karşı kılıç da etkili değil. Yani okçu başlardı yani genelde elfler. Bu sefer öyle bir başlangıç görmedik. Evet, 4 ekonomi binasından sonra görmüş olduğunuz gibi atlı binası yapmayı tercih etti. Buraya bir işaret bırakılmış, sildiler. Evet. Signal Fire alınacak şimdi. Signal Fire yanındaki çıkan puanların arkadaşlar daha hızlı olmasına yarıyor. Haberiniz olsun. Onu da öğretelim izlerken. Ayrıyeten kanatlı hero'larınız da mesela bunun tepesine götürdüğünüz zaman burada daha hızlı heal'lanıyor. Haberiniz olsun. Evet, elf ikinci kılıçlı birimini de yapmış. Bir para yerini aldı. Şimdi iki Signal Fire'ı alacak. Battle Wagon'da geldi. Cüceden bakalım. Cüceler bu arada kimmiş? Mouse'u tutmadık üstüne. Edgar varmış. Buradaki cüce kimmiş? Switch. Switch. Bakalım nasıl bir oyun göreceğiz şu Battle Wagon'la. Nereye gitti Battle Wagon? Burada geziyor galiba. Aynen öyle. Evet, chatten boş yapan bir arkadaşımız ne demiş? Ulus Savaşları turnuvasında Elfler Tepe'yi terk edince kaybediyor demiş. Espri yaptı arkadaş. Hadi gülüyoruz. Evet, bu arada YouTube'dan da ufak bir hatırlatma yapalım. YouTube'dan izleyen arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Devam edelim şimdi. Hadi bakalım. Cüceler tünellere giriyor. İsmini de söyle de ben sanmasınlar demiş Panter. Panter değil arkadaşlar bu kötü espriyi yapan. Yorumlarda YouTube'da sorabilirsiniz. Kim bu kötü espriyi yapan diye. Hepinize özelden cevap verebilirim. Şurada ne var? Abi ne parlayıp parlayıp sönüyorsun arkadaş? Gizli tünel atıyor işte. Gizli tünel atıyor. Hemen sen onu niye ifşa ediyorsun? Evet, atlılar. Hem de iki tane atlı at. Yani iki atlıyla beraber gelmiş. Bu ekonomi binasını kaybedecek. Buraya bir varil atacak mı? Üf, atlı kıyımı yapıyorlar ha. Atlıyı da bak bak atlıyı da bayağı sağlam alıyorlar ha. Oyuncuları gösterdim ya. Burada ne oluyor? Oo, Arwen. Yok mu şöyle bir 50 bit atmanız? Seksi Arwen için.
50 bid atınca seksi Arven geliyor arkadaşlar. Arven'i seksi haliyle görmek istiyorsanız 50 bit atabilirsiniz. Gerçi o Arven'i diğer şeylere de koydum. 100 bit, 500 bit, 1000 bit, 10.000 bit. Bunları da attığınız zaman Arven'i görebilirsiniz ama minimum 50 bit. Evet. Arven'i altından indirdim. Bu şekilde dalacak. Oo, bu gider ya. Bunu atlı binasını kaybeder. Elfler ekonomi binası bunda. Ama ne bileyim, battle wagon olan bir cücenin yanına böyle gidebilmek de büyük cesaret ister diyorum. Başka bir şey demiyorum. Evet, çok güzel temizledi kalesinin etrafını cüce ama bütün birliklerini de kaybetti. Arwen de buradan çıkmış. Arwen beyaz su rakibine yardıma, aman kendi takım arkadaşına yardıma gelmiş. Arwen ta bu kaleden bu kaleye görüyorsunuz. İkisi de level 2. Şu şeyi kullansaydı aslında döverdi belki. Şu an bile dövebilme ihtimali var. Ha, buff geldi cücelere. Ayrıca vagonun da desteği geldi. Tamamdır. Elfler karşı tarafın ekonomi binalarını yıkmakla uğraşırken cüceler bir yandan defans yapıyor. Vagonlar da çok işe yaradı burada. Atlılar baş edemiyor onlarla. Kaçmak zorunda kalıyor. Görmüş olduğunuz gibi hiç kafa kafaya savaşa bile girmiyorlar. Kaçıyorlar. Burada bir hero gördüm sanki. Evet, Gloin basılmış. Mızraklar da basıldı. Atlılara karşı etkili birimler. Unutmayınız millet. Atlıları ya mızraklarla döveceksiniz ya da atlı hero'larla kovalayacaksınız. Başka türlü baş edemiyorsunuz. Panther kredi kartı almış mı? Ne güzel. O zaman Prime ile abone mi olacakmış bize? Prime ile abone olup Joy'u mu destekleyecekmiş yoksa? Evet. Gawain ile beraber gelen cüceler elfleri geri püskürttü. Ayrıca Battle Wagon'ların da desteği var buradan. Arwen desteğe geliyor dedim ama Arwen kendi canını kurtarmaya gelmiş bu tarafa. Arwen'in canına bir bak. Pek bir durgun maç oluyor sanki. Böyle biraz harita uzak gibi ya. Yani fazla da yakın değil. Cüceler de biraz sıkıntılı bu konuda. Fazla bir action göremiyoruz ama işte tünel atıldı. Artık cüceler buradan daha hızlı bir şekilde akın akın saldırırken daha güzel bir action göreceğiz. Bir de olaya bak. Çaprazındakinin tüneli ha. Yani karşısındakinin tüneli de değil. Evet, Arwen ne oluyor orada? Bir yere Gloom patlattı fena. Bu cüce, aman bu cüceye diyorum. Bu haritada iki cüceye karşı kazanmaları imkansız olduğunu düşünüyorum demiş arkadaşım biri chat'ten. Cüce takımı kim? Cüce takımı cüceler. Al sana cüce takımı. Swage ile Edgar. Evet, güzel bir direniş içerisinde elf. Ayrıyeten bu sağdaki elf, soldaki elfe de yardıma geliyor. Beraber direniyorlar. Şimdi bu binaları yıkmaya başlarsa ki niye geri çekiyor? Ha, zaten Elrond da vuruyormuş ama Elrond da tek başına biraz. Legolas gelmiş. 4 bile olmuş.
Neden level'lar kapalı? Çünkü Observer'da şu an oyun. Yani istersen şu şekilde başkasına bakarken açılıyor power'ları. Kim ne almış gözüküyor. Mesela Elf'in biri sis almış. Evet, ne oluyor burada? Sis. Sis kullanıldı. Görmüş olduğunuz gibi. Ayrıca bir yerde daha kullanıldı. Şurada da kullanıldı. İki tarafta da aynı noktalarda iki tarafta da elf tarafından sis atıldı. Bu sis arkadaşlar elfleri görünmez yapabiliyorken ayrıyetten rakip oyunculara da debuff verip onların armor'unu hem damage'ini hem armor'unu ikisini birden düşürüyor. Evet, şuraya bir sinyal atıldı. Ne varmış burada? Loin 5 olmuş. Bak sen. Ne olmuş? Panter'in kimliği mi açığa çıkmaya başlamış? Panter ifşa. YouTube'da yapacağım. Panter'in ifşası. Panter'i ifşa ediyoruz. İşte Panter bu arkadaşımızmış diyeceğiz. Evet, ayrıyeten burada cüceden de para kazanma power'ı alınmış ve onu basılmış. Şu an tek 1000 liradan 86 mı aldı? 80 almış bak. 80 para alıyor. Ekonomiyi canlı tutmak için kullanılabilecek bir power. Haberiniz olsun arkadaşlar. Sizler de kullanabilirsiniz o şekilde alıp. Burada neler oluyor diye bir bakalım. Cüceler biraz durgunlaştı, onu fark ettim. Cüceler az önce şurada tüneller vardı. Akın akın gelen cüceler, etrafını tertemiz yapan cüceler. Şimdi durgunlaştı. Rakibi biraz daha güçlenmeye başladı. Elfler bakalım bu durum karşısında ne yapacak? Cüceden fırsat bulabilirler güçlenmek için. Bakalım rakip üzerinde baskı kurup yıkabilecekler mi? Hepsi az sonra. Oo, Gimli de gelmiş. Bir yerde bu boss'u da vardı. Nerede Gloin? Tünelde mi? Yo. Açıl bir tünel. Tünelde kimse yok. Ne yaptı Gloin'i öldürttü mü ya? Evet, Gimli gelmiş. Gimli koşarken yaptığı kardiyo sayesinde şimdi buradan buraya kadar koştuğu için o yüzden level 4 olarak gördük Gimli'yi. Yoksa yani daha önceden çıkmış olduğu için değil. Yani ben gözden kaçırmadım. Bu ne yapmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane mi X-Tower şey, baltacı gördüm. 6 adet. Ve karşı tarafta atlı var mı ona bakayım. Atlı da yok ha. Vallahi bu baltalılar parçalar. Evet. Gloin bak tek atacak şimdi. Ne zaman dediğimi yaptınız ki? Tek atacak dedim atamadı. İki attı yani. Evet. Cücelere upgrade de alınmış. Ayrıyeten buraya basılan sis sayesinde cüceler biraz debufflandı. Debufflı cüceler fazla hasar veremezler. O yüzden upgrade'leri sayesinde ki sis gitti, tamam. Konuşmaya gerek yok daha fazla. Sis gitti, cüceler tekrardan sağlam olmaya başlar. Bakalım hortum gelecek mi diyecektim ki gelmiş bile. Arben'in
5'te mi açılıyor? Biraz daha zorlarsa o da 5 yapmak üzere. Bir vuramadın harbiden. Aa, vuramıyor. Gimli öldü mü? Hayır. Kalbimizde yaşıyor Gimli. Aha. Arwen'i kestiler. Gimli burada yaşıyor. Arwen gitti. Şurada kapışan cüce elf var. Buraya bir yere işaret koyuldu. Kaçırdın mı? Adam ben kaçırmayayım diye işaret de koyuyor. Yayıncıyı düşünmüşler, görüyor musunuz? Aynen, Demolisher yapılmış. Elf kalesini kaybediyor kötü bir şekilde. Yazık oldu. Buraya Dale okçuları da basılmış, cüceler tarafından. Bir de saçma sapan bir şey atıyorsun oraya zorbalatır. Evet. 3 tane binası kalmış. Bu tarafa bakalım. Bunu da kaybetti. Bari askeri çıkarsaydı diyeceğim ama buraya da pek bir şey yapamaz ki onlar. Buraya mancınık lazım. Bakayım geliyor mu? Buradan ne çıkacak? Hayda, Battle Ingram geldi. Aman Battle Ingram nereden? Battle Wagon geldi. Aman ne saçmalıyorum ya. Üf. Açlık işte. Oruç başa vurunca böyle oluyor biraz. Neyin ne olduğu karışıyor. Ve bunu fırsata çeviren bir zorbalator var chatte. Dalga geçiyor bir aşağı benimle. Açım aç. Aç karnına bu kadar oluyor. Ne demiş? Betty Boy oynuyor. Rem demiş. Bir yere sis atıldı. Üstüne bir de hortum atılmış. Açlıktan hem dilim dönmüyor hem birimlere karıştırıyor olabilirim bir an için. O yüzden benimle dalga geçme. Vallahi rezil ederim YouTube'da seni. Nasıl ederim? Ah, Dizzy Darrell ile kaybettiğim maçı reklama koyarım. Evet, buraya debufflı olan cücelerin üstüne hortum atıldığı halde cüceler durdurulamıyor. Cüceler akın akın geliyor. Bir binasını daha kaybetti. Elf ver artık cicini. Vallahi bak, Dizzy Darrell ile olan maçını koydurtma bana reklama. 50 lira veririm. 10 gün reklamda tutarım bak. Rezil ederim seni YouTube'da. Üstüme gelme bak. Sen o bir maçı kaybedersin ama 20 bin 30 bin kişi izler. Görürsün ondan sonra. Zaten Panter'in maçını da vereceğim reklama. Ektelion'la olan. Şurada bir şey var. Bakalım Cüce Kalesi'ni kaybedecek mi? İndi mi? Hala inmemiş ya. İner şimdi ama. İndi bile bak. Çat. Gitti. Bunlar niye burada bekliyor? Ne binası kaldı bunun ya? Niye göremiyorum? Yuh artık. Nereye attın onu? Ha, şu var galiba. Allah Allah. Şunları da getirseydi ya. Orada Legolas'a yem yapmış onlar oraya. Neyse boş ver. Kendi düşünsün. 17 kişi olmuşken Half-Life mı geçelim? BFM'yi kapatıyorum arkadaşlar. Çok kişi izliyor. Hadi kapatayım. Gidin siz. Ben Half-Life oynayacağım. Ulan be.
Dalga da geçiyor benimle ya. Panteri görüyor musun? Evet, sonunda şu arkadaki cüceleri de ön plana çıkarmayı aklına getirdi. Ha, şuraya kaçmış. Az önce yıkılmama sebebi bu binaymış. Şimdi burada da bir binası var. Hadi artık. Aha, işçisi gitti. Cücenin işçisi gitti. Elf dayanmaya çalışıyor. Derken bu tarafa bakalım biraz. Upgrade'li cüceler aman vermiyordu elflere. Beyaz elfler de artık sıkıştırılmıştı. Cüceler 1-0 öne geçer. Gereksiz bir direniş mi? O lafın üstüne biraz daha direnmek için hortum yapıldı. Ya şimdi ben anlamadım. Eski hortumun görünüşü değişmiş. Tamam. Bu daha bir havalı. Güzel. Ama hortuma bu kadar nerf getirilir mi arkadaş ya? Sen hortum atıyorsun, cücelerin hepsi ayağa kalktı. Canlarının inme şeyine bak. Al bir de üstüne cam bası fulledi. Hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Ya hortum dediğin hayat kurtaracak bir power. Yani bir skill yani yetenek. Hero yeteneği. Görmüş olduğunuz gibi cüceler kazandı. Elfler kaybetti arkadaşlar. Ben şimdi scoreboard'u güncelleyeceğim. Birazdan diğer maçımıza geçeceğiz. O zaman ben işlerimi yapmaya başlayayım. Bir sonraki maçta tekrardan devam ederiz. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci oyuna geçtik. Cüceler 1-0 önde Ulus Savaşları turnuvasında. Bakalım elf durumu 1-1'e getirebilecek mi? Yoksa cüceler 2-0'la puanlarına puan mı katacak? Şimdi hep beraber izleyelim. Haritanın sağ ve solunu üst ve alt mı? Evet, üst ve alt şeklinde yapmışlar. Alt tarafında elfler, üst tarafında cüceler oynayacak. Bakalım ne yapıyorlar? İki ekonomi binası mı yapıyor? Evet. Kimmiş bu? Theo. Elflerden Theo iki ekonomi binası yapıyor. Elflerden la. Adı neyse artık. Chat'ten şimdi söylerler. İki ekonomi binası da elflerden görüyoruz. Cücelerden de iki ekonomi binasından sonra bir de buradan Hall of Warriors muydu bu? Evet, Hall of Warriors geliyor. Edgar'dan cüce. Diğer cücemiz ise ne yapıyor? İki ekonomi binasını yapmış. Üçüncüyü de yapıyor. Bak sen. O ne? Dördüncüyü de yapıyor. Kimmiş bu? Switch. Evet, biraz da chat'e bakalım ne demişler. Chat'te yine boş yapan arkadaşlar var. Değil mi? Ündem yayın. Bakalım Elf'ten ne geliyor? Elf'ten kılıçlı birim geliyor. Buradan ne gelmiş? İkisinden de kılıçlı gelmiş. Aynısı la. Bak, zaten onu okudum ki ben. Chat'te yine boş yapan arkadaşlar var falan. Evet. Vay. Bu sefer hem baltalı hem kılıçlı veyahut da mızraklılarla beraber destekleyip güzel bir combo örneği görebiliriz cüceden. Peki buradaki cüce ne yapıyor derseniz, buradaki cüce salmış zaten. Boş ver, turnuvadan bana ne dercesine oynuyor. Evet, burada ne var? İşçi. İşçiyi çok fena yakalayabilirdi. Mızraklı basmayı tercih etmiş. Buradan balta atan cücelerimiz geldi. Ama açıyı kaybettiler. Açıyı kaybettiler. Çok kötü oldu. Geçen şeyde görmüştüm. Bak yine açıyı kaybediyor. Bombardla galiba alabiliyorlar. Açı, o açının arkasında olsa bile. O zaman onu böyle ünlü yapalım. Zorbalator demeyelim de Zırvalator diyelim. Herkes zırladığını anlasın. YouTube'daki arkadaşlar. Sürekli beni kızdırıyor chatte. Evet.
Yıkamaz ki, yok ya. Yıkamaz. Atlı da geliyor. Okçularla çok güzel bir direniş örneği gösterdi. Elf ayrıyetten o da yetmezmiş gibi cücenin mineshaft'ına kayıyor. Pardon, yıkıyor. Mineshaft'ını ne güzel dedim lan. Evet, ayrıyetten buradaki kurt inini de almak için çok güzel mızraklı hamlesi yapmış. Şaftı kayıyor anlamında. Allah Allah, espriyi de anlamadı. Utanmadan bir de soruyor oradan. Anlatım değil. Şaftım kaydı deniyor ya. Aman sen de ne anlamıyorsun ya. Espriden anlamıyor. Hiç espriden anlamıyorsunuz. Burada yani süper bir espri yeteneğine sahip bir yayıncınız var ve siz oradan diyorsunuz ki bu ne diyor şimdi? Espri anlamıyorsunuz. Sonra bana diyorsunuz ki ne diyor? Olmaz böyle şey. Atlılar geliyor, kaçın. Öndeki mızraklı değil ki ya. Aman. İki mızraklı diyecektim de son anda vazgeçtim. Evet. Mızraklı kılıçlı kombosu yapmış cüce. Arkadan da baltalılar gelirken buradan akın akın gelen bir cüce ordusu var. Bakalım elf bunları karşılayabilecek mi? Çok güzel bir hamleyle görmüş olduğunuz gibi mızrakları yere oturttu. Onlara daha fazla bir defans verdi. Ve burada şu an elfi bayağı bir oyalıyor. Eğer bunları ayakta tutsaydı daha erken öleceklerdi. Buradaki birimler de şu an buraya dalıyor olacaktı. O yüzden yaptığı şu hamleyle şu iki birimi çok güzel oyaladı. Bakalım burada avantaj kazanabilecek mi o oyalamayla? Onu göreceğiz. O oyalamayı yaptığı halde burada yine dayak yediyse yani bir şey demiyorum. Elfler güzel defans yapmış demişler. Bak sen. Yaşasın Mordor elflere kırkımız. Şaman gelmiş, hoş gelmiş. Nerelerdesin şaman? Boy farkından dolayı GG oldu diyor. Ömer hoş geldin sen de. Ne yapıyorsun? Televizyondan aç yayını al şeyini de eline bir elinde şarap diğer elinde nargile beni izle. Alertleri kapattım YouTube'a içerik çıkardığım için. YouTube'a içerik çıkarmadığım zaman açıyorum onları. Arkadaşlar geri iade ediyor. Laz böreklerini kullanılmadığı zaman. Oha Joe, her günaha soktun beni Ramazan Ramazan. Ben öyle şeyler yapar mıyım demiş. Şu an şunu fark ettim de bu elf bayağı bir sağlam dalıyor. Yani bu cüce de bayağı bir sıkıştırılmış gibi. Şurada bir beyaz bir şey gördüm. Kendi takım arkadaşının bölgesine bunu yapmak. Yani ben çok sinirleniyorum böyle şeylere. Biriyle oynarken mesela internet kafe şeyinden de olabilir veya internet kafede oynadığım arkadaşlarla da olabilir. Yani böyle şeyler yaptığı zaman hoş olmayan kelimelerle yıktırtmaya çalışıyorum. Bakalım bunlar niye böyle bir şey yapmış anlamadım. Evet, cüceler çıkmış. Ama sabit bekliyorlar. Herhalde kalabalık bir şekilde püskürtmeye çalışacaklar. Gloin mi var orada? Bunlar niye uçtu? Kim var orada? Aynen öyle. Gloin varmış. Kule önüne cam basılmış. Atlılar onları kovalayacak. Ama buradan çıkan mızraklılar bakalım. Atlıları hayır. Gloin gitti. Gloin gitti. Cüce cici verecek mi? Cici vermiyorlar. Ben onu anlamış değilim. Normalde birebir oyunda mesela buradan GG verebilecek arkadaşlar tanıyorum.
Evet, yine bir yere sis atıldı. Cüceler yine sisi yedi kafasına. Sis yedikleri halde bile yine dayanıyorlar. Gerçi şuradakiler kılıçlı birimler baltalara vurduğu için bayağı seri tüketti burayı da. Ki aynı şekilde arkaya da yaptı. Cüceler sağlam dayak yedi orada. Yapacak bir şey yok. Aha. Hoba. Güm. Harika bir Sonic Son kullanışı oldu. Kıstırdı burada. F cüceyi Tom Bombadil ve ordusuyla kıstırarak güzel bir combo yapmayı başardım. Şimdi şuraya bakalım. Yok, orayı yıkamazlar onlar galiba. Lan nasıl, ne fena vuruyorsunuz siz? İki tane cüceye bak. Ah cüceler. İşçi kaçırıyor. Bak sen, buraya gizli bir atak mı yapacak yoksa? Aa, tamam. End geliyor. End geliyor demek. Bu ordunun arkasından atılacak taşlar bu orduyu mahveder. Ama kaleyi, maleyi, her şeyi yıkar geçer. Şurada bir şeyler var kenarda köşede. Ya elfler alacak gibi duruyor bu maçı sanki ya. Bir bir olacakmış gibi bir hissiyat var içimde. Eğer şuraya hemen görmüş, gösterdi orayı. Bakayım içerisinde kimse yok ki içeride. Şuradan bir ordu çıkartır da geliyor şunu yıkar diye şey yaptım ama işçiyi alacak galiba. Dur bakayım. Ben onun yerinde olsam şu mesafeyi de yürür, ondan sonra sıkmaya başlardım. Ne olur ne olmaz belki sokmazdı. Legolas, indir onu. Evet, cüceler tünele mi giriyor? Buradan çıkartır mı kimseyi acaba? Yıktı. Al işte, kendi ordusunu mahvetti. Evet. End geldi. Şimdi dediğim hamle olacak. Ordunun arkasından şakır şakır cüce kalesine taşlar yağarken Gondor neredeydi diyeceğiz. Bu taraf da baskı altında. Bakalım yardıma gidebilecek mi yeşilli? Eflatun mu bu? Rengin adı ne? Kırmızı desen kırmızı değil. Vişneye benziyor rengi biraz. Peki sen ne bekliyorsun? Cüce ordusu da kalabalık. Arkadan destek almadan biraz zor gibi gözüküyor da arkadan destek ikinci ente aldı. Diğerlerini desteklemedi. Hero'ları falan vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Legolas var değil mi? Var. Legolas bak iç içe duruyorlar. Legolas oraya bir sıksa şimdi var ya. Üf. Kalabalık bir cüce ordusu sis içerisinden çıkmaya çalışıyor. Kaleyi yıkabilme ihtimalleri var. Yok değil. Baya kalabalık bir ordu var cücede. Elfler mızraklara demin çok kötü giriyordu. Bakayım yıkabilirler mi? Yok be, sanki yıkılmayacak gibi. Yok yok. Yıkılmaz. Burası kurtardı. Hemen buraya bakalım. Şimdi elfler atağa çıkar. Cücenin kalesi gider. Legolas av peşinde. Baldir de varmış. Al işte. Başta puanın mı yoktu? Ne oldu? Nereye attı bunu? Ha buraya mı attı o? O burayı yıkıyor, tamam. Ben buraya attı zannettim bir an müzikle beraber de. Yeşil. Bak yeşilin şeyi değil mi bunlar? Aynen yeşil kendisini atmamış da arkadaşına destek olmak için hobbitlerini buraya atmış. O kale gitti, kartallarla geldi. Evet.
Durum 1-1 oldu. Arkadaşlar ulus turnuvasında puan halilerine artık gerekeni yazdırırlar. Yine puan almayı başardı elfler. Şimdi ben böyle anlatıyorum. Bir de buradan maçı çeviriyorlarmış. Haha yıkılmadı. Vallahi maçı da çevirebilir bunlar. Hiç belli olmaz. Ha yıktı ama bu taraf yıktı. Evet. YouTube'dan izleyen arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın. Arada onu da hatırlatalım. Ya bu cüce ordusu da bir şey yapamaz ya. Kale zaten upgrade'li. Tamam bitti bitti. Cüce için maç bitti. Şimdi arkadan gelip kaleyi mi yıkacaksın? Hadi. Gel hadi. Şuradan şöyle bir gel bakalım. Ya bırak onu bırak bırak kaleyi yık ya. Eğlence arıyoruz biz burada gel buraya. Evet, Edgar has been defeated dedi. Edgar cüce maçı kaybetti. Glowing gelmiş. Is game for Elves demiş. Yep. Kolay oldu. Evet, görmüş olduğunuz gibi elfler kazandı. 1-1 olarak kayıtlara geçiyor bu turnuvada. YouTube'dan izleyen arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmından Twitch kanalımı takip edebilir. Prime ile de Twitch'ten bana abone olup beni destekleyebilirsiniz. O zaman bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın efendim. Görüşmek üzere. Bye bye.